Günaydın, 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 günaydın. Çarşamba günüsü Aragaz başladı. Ya ne zaman Ekim ayına girdik? Ne zaman 11 Ekim oldu? Anlamış değilim ya. Abi, Ekim'di miyiz? Tabii sen hangi ay sanıyorsun? Ağustos ne zaman geçti? Manyak mısın lan? 2 ay önce geçti ya Ağustos. Ya Kadir, bende Ağustos yok. Hatırlamıyorum. Aa, neden hatırlamadığını sana söyleyeyim mi? Söyle abi. Çünkü her günün birbirine benziyor. O yüzden geçmişi hatırlamıyorsun. Sen aslında yaşamıyorsun ki. Yapma ya. Öldün mü ben? Yo, ölmedin. Senin durumuna Türkçe'de yani ne deniyor? Hayatı mantara bağlamak. Ama ben çok eğleniyorum. Nasıl? Her gün mü? Her gün. Lan sözler bile her gün göbek attıkları halde eğlenemiyorlar. Sen nasıl hayatın var her gün eğlenin? Olur mu öyle şey ya? Ben göbek atmıyorum ki. Ortam kovalıyorum. Yavrum en tatlı hayatı da yaşasan her gün aynı şeyi yapıyorsun ya. Aslında yaşamıyorsun. Yani değişik şeyler yapman lazım. Hayata bir renk katmak lazım yani. Peki ya vatandaş? Her gün Aragaz dinliyorsa o zaman ne yapacak? Ondan vazgeçtik mi? Hayır. Aragaz'dan vazgeçmek yok. Aragaz'ı değiştirmek yok. Niye? Çünkü Aragaz'ın zaten kendisi değişik bir program abi. Devamlı devinen bir program. Sen ve ben bile değiştik ya. Nasıl değişik ya? Mesela bak senin cebinde akrep vardı. Hiçbir şey ısmarlamıyordun. 2010 senesinde bana 4 kere yemek ısmarladın. Hadi canım. Ne zaman yaptın ya? Demek ki var ya boşanıma de gelmiş. Bak biraz da benim yeteneğim söz konusu ya. Hesabı çok güzel iteledim galiba sen. Tabii ben de değiştim. Sen nasıl değiştin? Fizikman değiştim. Bir süredir böyle sapsarı bir yüzüm var. Hasta gibiyim. Böyle kendimi kalafata çektim. Bakımı aldım. Bak mesela yüzümde kan gelmemiş mi? Evet Kadir. Elma yanaklı oldu. Ah Pascal. Elma yanak biliyorsun. Sağlık saat belirtisi. Peki Pascal. Hı. Halkımıza halkımız ne durumda? Ne oldu halkımıza? Yine zabağına zabağın köründe beton ormana ekmek parası kazanmaya giderken trafik ejderhasıyla cebelleşen bir halk var. Abicim onlar da değişiklik yapsın. Hayatınızda bugün bir değişiklik yapın ve işe gitmeyin. Üstelik haber de vermeyin. Delisin. Ya yani çılgınlık yapalım ya. Değişik bir enerji var üstümde bugün ya. Kadir Allah enerjini eksik etmesin. Amin cümlemizin. Bak düşün Pascal. İşe gitmeye mecbur olmadığımız bir dünya düşün. Çok güzel. Ya düşün iş yerine gittiğinde neredeydin diye sorulmayacak. Her sene hedef rakamları büyümeyecek. Hedefleri tutturamadın diye böyle psikolojik bir baskıya uğramayacaksın. Öyle bir dünya düşün. Yapma Kadir. Bu var ya rüya kadar güzel. Böyle bir dünya mümkün mü sence ya? Değil abi. Tabii. İmkansız. Tabii abi. İlla metrobüs, illa minibüs, illa trafik mi yani? İlla ki. İşte sen ve ben Pascal bütün bunlara savaşıyoruz. Bütün bu olumsuzlukların halkımızın bünyesinde yarattığı negatifi cork cork emip halkımızın bünyesinde pozitifi dazır dazır verip negatife karşı bir koruma kalkanı oluşturuyoruz. Kadir bizi var ya çok güzel sattın. Senden satıcı olur. Kutuplarda Eskimo'lara buz, çöllerde Bedevilere kum satarım Pascal. Satış da bir sanat. Herkes yapamaz. Hadi başlayalım be. Ver Twitter adresimizi. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir. Hadi işiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin efendim. Aragaz. Pascal. Kadir. Canım yüksek sanata hazır mısın? Hazırım. Ver bana. Vereceğim sana yüksek sanatı. Hem de Posta gazetesinden. Yurdumun şairleri köşesinde. Oo, hem de Posta. Süper abi ya. Çılgın atıyorum bugün farkındaysan. Değilsin Kadir. Arap atı gibiyim. Koştukça açılıyorum Pascal. O zaman Kadir sen kumda iyisin. Ya lan, fark etmez kum asfalt ne fark eder. Neyse. Başla. Wow, 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 wow. Bu ne Kadir? Bu yüksek sanatın sesi. Wow. İşte yine dize uyak, işte satır, işte kafiye. Ne güzel programdı Faik ile Safiye. Şey mi bu? Yok bu ısınma turu ya. Evet, şairimizin adı Zafer Avşar, Ardahanlı. Şiirin adı Seni Düşünüyorum. Gerçekten. Hı-hı. Çok şanslısın, Seni Düşünüyorum. Resmin önümde kağıt kalem elimde. Nakış nakış desen desen ilmik ilmik seni işliyorum. Çok şanslısın seni düşünüyorum. Ah şair var ya narsız çıktı. Belki şanssız görünüyorsun. Benim gözümde senin gibisini zor bulursun.
Gönül aynaya bak. Senin gibi kaç kişi var? Çok şanslısın, seni düşünüyorum. Abi ben burası anlamadım. Abi kim anladı ki? Boş ver, devam et. İsmin dilimde olmuş hece, hayalin inan gözümde her gece, benim için çözümü olmayan bilmece olmuşsun, çok şanslısın, seni düşünüyorum. Sayısalda 6 rakam versene, sendeki bu balla kesin tuttururuz. Nasıl buldun Pascal? Fiksin dilim. Vallahi yüksek sanat bazen yapıyorsun, olur böyle, takma takma. Aman ya, bana ne ya. Aragaz. Pascal. Geldi. Cam stüdyomuzda kim var? Canavar Cavidan geldi. Evet, canavarım, doğru. Senin gibi ilkellerin, senin gibi vahşilerin dişlerini rahatlıkla geçiremeyeceği böyle bir koyun olmadığım için sana canavar gibi gözüküyorum. İlkelsin, anlıyor musun? İlk insanların ilkisin. Ay, terlik hayvanın terliklerin aslarında bile senden daha çok insanlık var. Kadir, bu var. Makineli tüfek gibi. Ay ne oldu? Karşında sen ne dersen de sesini çıkarmayan böyle bir kuzu değil, dik duruşlu bir puma gördüğün için şaşırdın değil mi? You're surprised. Hakikaten Cavidan ya. Amerikalılar senin yaşlarındaki bekar hanımlara cougar yani puma diyorlar ya. Niye? Abi o var ya. Hot major bir alt. Aa öyle mi? Yani tabii. Cougar hot major'ın bir alt şubesi mi? Tabii abi. Bir taratürde öyle geçer. Cougar, stepmom, bir de var ya my friend mom. Bunlar var ya hot mater'ın hot sınıfı. Aa bak bunu yeni öğrendim ya. Ben tabii. Bunları başlı başına bir şube sanıyordum ya. Ay ne kadar iğrençsiniz ya. Ay disgusting. Abi sizin beyniniz yok, hormonlarınız mı var? Ay içler acısı insanlarsınız. Ay iyi ki erkek değilim. Ay çok şükür ya Rabbim. Aman 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 aman. Mübarek olsun. Cavidancığım bırakalım bu karşılıklı atışmayı tutuşmayı da, sana gelmiş sorular var ya, onları cevaplayalım ya. Tamam cevaplayalım. İlkeller mi sormuş? Evet erkekler sormuş. E ne yapayım, cevap vereyim de bari kadınlara örnek olsun. İyi dinlesinler, bu ilk insanların ilkleriyle böyle baş edilir görsünler. Tamam canım tamam. Batuhan diyor ki Cavidan Hanım plaza frijit olmak için neler verdiniz? Gençliğimi verdim. Ay ömrümü verdim. Ay plazalara emeğimi verdim. Ama ne buldum karşılığında ne? Ne buldun? İşte bunu buldum. Bu ne? Anamur muzu. Allah Allah tövbe tövbe. Neyse boşverim. Emre diyor ki Sokarcan Bey bir daha kendisini plazanın son katına çağırsa gider mi? Ay ben artık zaten plazanın son katındayım baby. Kariyerimde yükselerek plazanın son katına kadar geldim. Plazaların en üst katlarında artık erkek denen o ilkeller, o ilk insanların ilkleri yok. Kadınlar var. Kadınların zafer bayrağını plazaların en üst katına diken benim işte. Maslak'taki böyle plazadaki odamın camından bakınca Uludağ'ın zirvesini görüyorum. Ay ben ağlarım. Ay I am crying. Ay duygulandım şimdi. Niye duygulandın? Ay sen erkek olduğun için bilmezsin. İnsansı bir şeydir böyle duygulanmak. Kadın olarak plazaların en üst katlarına hükmedebildiğim için ne oldu? Duygulandım. E tamam, duygusalını bir kenara bırakalım o zaman. Ersin diyor ki az kaldı rezidans güzeli, alacağım seni. Aragaz camiası Cavidan'ı istemeye geliyoruz, ona göre demiş. Oo. Yani bir kere ilkel olduğu, mamut olduğu plazaya rezidans demesinden belli. Niye? Çünkü aklı böyle hep haşla fişlada. Erkek değil mi? Rezidans tutacak, garsoniyer yapacak, alemleri akacak. Ay, ay erkek değil misiniz? Ay teneşirde bile rahat vermezsiniz siz insana. Cavidan, sen de bu çene varken kimse seninle uğraşmaz. Murat, acaba 1998 yılında İstanbul'da bir plazada Saplar Bey ile tanıştığı ve bugün ay ben ağlarım demesinin sebebi olduğu doğru mu? Ha dur bakayım. Saplar Bey. Saplar Bey. Saplar Bey. 1998 senesinde neredeydim ben? Gayrettepe'de bir plazadaydım. Pompacan Bey vardı orada. 56. kattaydı. Ay Saplar Bey'i hatırlayamadım Kadir. Ya Cavidan bu plaza CEO'larının niye böyle ismi var? Ay çünkü plazalar erkek denen Lüsiferlerin hakimiyeti altında canım. Erkeklerin art niyetlerinden yapılmış kristal kulelerdir plazalar.
ama bizim plazada hiç böyle şeyler olmadı. E sen erkeksin, sana bir şey olmaz tabii. Plazalardaki kadınlara bir sor da gör bakayım. Ay ben anlatamam. Ay ağlarım. Neyse, ağlarım. Neyse ağlama ağlama Cavidan ağlama, sorulara cevap ver ya. Ömer diyor ki Cavidan'ım ben Bafi Can bir plazanın 62. katındayım. Bir konunun üzerinden geçmemiz gerekiyor. Geçelim mi üzerinden diyor. Yemezler aslanım, maymun gözünü açtığı Monkey Open Saray. Artık plazaların üst katlarını böyle merak ettiği için plaza erkeği denen kanatlı yarasanın tuzaklarına düşen kariyerin başındaki o acemi kız yok. Gerçi ben hiç 62. kata kadar çıkmadım. Ha nasıl bir yer acaba? Ay merak ettim vallahi, 62. kat nasıldır? Cavidan yapma. Ben en çok 44. kata kadar çıkabildim. Acaba 62. kat bak nasıl bir yer? Ay söyleyin ona, plazanın koordinatlarını atsın WhatsApp'tan. Ay ben geleceğim vallahi. Ya yapma Cavidan, işte tuzak bu. Beni yine tuzağa gidiyorsun ya. Ama Kadir 62. kat diyor yahu. Ay siz benim kariyerime engel olmak istiyorsunuz. Ay bir kadının bir plazanın böyle 62. katına çıkabilmesi erkek egonuzu yaralıyor değil mi? Hayır. Ay gidiyorum ben 62. kata. Ay burası zaten ekşi ekşi erkek koktu be. Bak demedi deme Pascal, bu kız ağlaya ağlaya gelir yine. Ne diyeyim abi? İnşallah var ya, aradığını bulur. İnşallah kardeşim. Aragaz. Pascal. Kadir. Popçu Tuğba Yurt'u bildin mi? Bilmiyorum. Bizde ne alakalı? Hadi be diye bir program varmış, ona katılmış. Hadi be. Evet, programın adı Hadi Be. Yok ben onu değil, programın adı Hadi Be. Böyle şey mi olur? Ya sen bu cümleyi kurabildin ya, artık vatandaşlığın sonuna kadar hak ettin ha. Önler duyarım. Tuğba Yurt demiş ki benim boyum 1.63, dünya standartlarına göre minyon. Kısa boylularda kan dolaşımı çok, daha çok. Bu yüzden uzunlara göre daha zekiyiz demiş. Hadi be. Programın adını mı söyledin yoksa Tuğba'nın tezine mi karşı çıkıyorsun? Yok, Tuğba'ya karşı çıktım. Kadir, böyle bir şey yok. Var, denemesi bedava. Sen uzunsun değil mi? Evet. Ben de sana göre kısayım. Öyleyse. Ha, çok güzel. Bakalım hangimiz daha zeki. Soruyorum, sen küçükken kaç yaşındaydın Pascal? 3. İşte buyur, başka sorum yok. Mal kendini belli etti. Daha ben sormadım. Sor. 7 kere 8. 99. Kadir, sen var ya, kisaların 100 karasısın. Yavrum ben çarpım tablosunda 7'lerde çok zayıfım ya. Hadi lan. Ama bak, kısaların daha zeki olduğu tartışılmaz. Kısalar bir kere lider olur. Nereden belli? Fatih Sultan Mehmet Hazretleri, Jules Sezar, Napolyon, Atatürk hep ortanın altında boyları var. Kısa lider olur Pascal. Uzun boylu da kısanın yanında en fazla ikinci adam olur. Kadir saçmalama. Bak Pascal, ben uzun boyluları ötekileştirmiyorum. Onlara saygıda sonsuzum. Sen var ya, kısasın diye böyle konuşuyorsun. Yavrum bir kere ben kısa değilim. Sadece boyumu göstermiyorum. O nasıl oluyor? Oğlum adam bakıyorsun 50 yaşında 35 gösteriyor. Yok mu öyle insan? Var. Yaşını göstermeyen var da boyunu göstermeyen niye olmasın? Ben yaşımı gösteririm ama boyumu göstermem. Senin orijinal boyun ne? 1.85. Ya kardeş. Ya Pascal bak, inan bana uzun boyun bir faydası yok. Kısa adam pire gibi, seri, portatif, katlanır sandalye gibi. Uzun insan çekyat gibi. Sağda solda dönene kadar mevsimler geçiyor ya. Ama Kadir, sen kadın da uzun boy seviyorsun. Tabii, uzun boylu kadınları daha çekici buluyorum. Bir kadın 1.70'in üstünde olsun, bana istediğini yaptırsın. Hadi canım. Ya uzun kadın istesin, seni ıhtırır keserim, o kadar söyleyeyim. Niye böyle Kadir? Sen niye böyle uzun kadın seviyorsun? Vallahi Paskal'cığım, aslında şöyle olmalıydı. Uzun kadınlar seni neden bu kadar çekici buluyorlar Kadir? Neden abi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir kadına neden, niçin diye sormak aptallıktır, bilmiyorum. Öyle mi? Neden abi? Abi. Çünkü o bir kadın, ona neden diye sorulmaz. O öyle yapmak istemiştir. Öyle olmuştur. Anlıyor musun? Hayır. Abicim her kadın bir dünya değil midir? Öyle midir? Bir, her kadın kendi Hinterland'ın kraliçesi değil midir? Öyle mi? Abi bu sebepten bir kraliçeye neden böyle yaptın diye sorulmaz. Canın sağ olsun papatyam, iyi yapmışsın aşkım deyip geçersen başın ağrımaz. Sana ilişkide saadet sırrını verdiğimi fark ettin mi? Hayır, öyle mi yaptın? Sonra Tuğba haksız diyorsun. Tuğba ne demiştin? Oo Pascal, fabrika ayarına geri dön ya. Sen kimsin? Arkadaşlar Pascal conta yaktı, kendisine segman attırıp geleceğiz. Aragaz. Paskal. Bro. Bugün... Telefon baba. Ay pardon ya, benimki ötüyor. Alo.
La Fatuşlia. Güne buradan La Bombenero stadından hepinize sevgiler, saygılar sevgili dinleyiciler. FIFA tarafından düzenlenen Liga Banco şampiyon adayı olarak başlayıp leblebi gibi gol yemekten başı dönen Kulüpler Kupası final karşılaşmasına hoş geldiniz. Maçın hakemi Yeni Zelanda Federasyonu'ndan Eugene Brugin. Hakem aslında rodeocu ama bir rodeoya bindiği boğaya 70'lik sek rakı içirip kelle ettikten sonra üstüne binerek centilmenliğe aykırı müsabakaya çıkardığı için rodeoculuktan atılınca önce eniştesinin araba galerisinde arabalar park ederek ekmek parasını kazanmaya başlamış. Ama eniştesi ikide bir laf sokmaya başlayınca araba galerisinden ayrılıp damacana su dükkanında sküterle binarlara damacana su dağıtmaya başlamış. Fakat o işten de kışın yapılacak iş değil aga diyerekten o işten de ayrılıp hakemliğe başlamış. Fakat karısı her maçta bana kora halinde küfür ediyorlar. Ya hakemlik ya ben diye evi terk etmiş sevgili dinleyenler. Ya Dilker abi gözünü seveyim, ne diyorsun sen, ne anlatıyorsun sen, etme ineme ya. Ya dur Kadir, vaktimiz var, anlasın. Ya Toblevici ya. Zop şimdi Larabella'ya geldi. Larabella taç çizgisine yakın koridordan topla ilerliyor. Larabella'yı karşılayan Yusuf. O da ne? Yusuf boks eldivenleri giymiş sevgili dinleyenler. Larabella'ya bir aparkat çıkardı. Larabella baston yutmuş gibi devrildi. Hakem olay yerine geldi. O da ne? Hakem de Yusuf'a kırmızı kart göstereceğine yerde yatan Larabella'ya saymaya başladı. 8, 9 ve knockout. Abicim kafayı mı yedin? Futbol maçı bu. Ne knockout'ı? Yarmolenko! Haydi çocuklar bu maçı çevirelim. Bülent gir araya. Aman dikkat et, arkadan geliyorlar. Aferin çocuklar. Aferin, işte bu futbol. İşte Türk futbolu bu. İngiltere 6, Türkiye 0. Aa, o zaman sen neye aferin diyorsun, onu anlamadım ki ben ya. Karabüklü oyuncular topu kazandıkları zaman çok rahat atak organizasyonları yapabildiler. Galatasaray topla çıkarken kontra atağa yakalandı ve golü yedi. Galatasaray yönetimi biz atağa değil stattan çıkıyorduk diye gole itiraz etti. Hakem maç bitmeden neden stadı terk ediyorsunuz diye sorunca akşam ezanı okundu. Babamız gelmeden evde olmamız lazım diye cevap verdiler. Hakem cepten FIFA başkanını aradı. FIFA başkanı no'ya basıp WhatsApp'tan yaz diye mesaj attı sevgili dinleyenler. Hakem durumu anlatan mesajı yazarken FIFA başkanı WhatsApp güncellemesi olan Twitter'da bile 140 karakter var ama sende bir tane bile yok ifadesini görünce FIFA başkanından da futboldan da soğuyup düdüğünü bırakaraktan bir manastıra kapandı. Abici bütün bunlar 90 dakika mı oldu? Ya bırak Pascal, bırak Allah seni dikkate mi alacak bu adam ya? Olarti Koçea! Trabzon, Şenol Güneş Stadyumunda Trabzonspor destan yazıyor. Dakika 786 ve Trabzon kalesine tek bir top bile gelmedi. Kaleci Onur mangal yapıp önce Akçaabat köftesi yapıp kale arkasındaki seyircilere attı. Daha sonra 4 kilo hamsiyi tava yaparak havaalanı tarafındaki türbinlere satarak gerçekten çok tatlı para kazandı sevgili dinleyenler. Ersun Yanal ise maçın 79. dakikasında takım elbisesini değiştirmek için soyunma odasına girdi. Abicim bu adam asıl ismi. Niye elbise değiştiriyor? Cenk. Allah'ım bu nasıl Cenk? Bu maç nasıl bitecek? Leipzig'den sonra sıra kime gelecek? Kuvareşma'dan yine adrese teslim bir orta mı gelecek? Hayır, maalesef adreste şahıs bulunmadığı için orta saha Kuvareşma'ya geri döndü. Kargo parası da Kuvareşma'ya girdi sevgili dinleyenler. Ya Dilker abi, Allah şifa versin, yoksa sen yan etkisi ağır ilaçlar mı kullanıyorsun abi ya? Ha? Sen ne diyorsun abi? Sen ne anlatıyorsun? Nereden çıkıyorsun? Kargoyla ceza sahasında adrese teslim orta ne demek? Dilker abi sen nasıl bir kafa yaşıyorsun ya? Kerim Zengin. Hayır maalesef Kerim Zengin değilmiş sevgili dinleyenler. Arabası kiralık, iş yerinin de ağır kredi borcu varmış. Meğer Kerim Zengin artık Kerim Cıbır. Haydi çocuklar moralleri bozmayalım. Bu maç bizim. Kadir benim başım vardı. Abi benimki koptu ya. Kapat abi ya. Urfa Luchi. Tamam abi tamam, yeter tamam, bir gözünü evet. Seveyim. Aragaz. Paskal. Geldi hocam. Dinleyici sorusu var. Oku abi.
Ama önce Twitter adresimizi verelim. Pascal Askizgi Kadir. Evet, Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim Selen diyor ki George Kadir abi, George Clooney'e karısını istemeye dünür olarak senin de gittiğini neden bizden yıllarca gizledin abi? Hadi oradan daha neler. Olur mu be Pascal? Doğru, doğru. George Clooney'e şimdi evli olduğu Cemal Hanım'ı ben istedim. Nasıl diyor? Yıllar yıllar evveldi Pascal. Ya Kadir, bunlar evleri iki sene oldu değil mi? E tamam işte oğlum, yıllar yıllar diyorum, iki yıl, Allah Allah. Mantarladım ama neyse, anlat. Anlat. Neyse, Amerika'da, Hollywood'da senarist olarak çalışıyorum. Hangi filmi yazdın? Titanic. Titanic mi? Aha. Lan oğlum, onun senaryoyu sen mi yazdın? Hepsini değil, bazı sahneleri ben yazdım. Hangisini? Pompa sahnesini. Ha. Hani şu arabanın içinde. Yok ya, hani gemi buzdağına çarpıyor da gemiyi su basıyor da suyu tahliye etmek için pompaları çalıştırıyorlar ya, o sahneyi. George Clooney ne yarak ha? İşte filmde başrol oynuyordu ya George Clooney. Abicim başrolde Leonardo DiCaprio. O oynuyordu. Evet. Leonardo DiCaprio bana geldi. Hı-hı. Kadir abi dedi, seni sette gördüm dedi. Çok oturaklı, çok ağırbaşlı, tatlı bir abisin dedi. Senden güzel olmasın bir abimiz var dedi. Josh Kulin dedi. Bir kıza aşık dedi. Kız da okey dedi. Ama kızın ailesi ağır zengin dedi. İstemeye dedi dünür çek ağır bir abi var mı diye soruyor Allah'ı dedi. Josh Kulin için kız istemeye sen gider misin dedi. Sen ne dedin? Hayırlı işe ön ayak olmak sevaptır yavrum. Çağır gelsin dedim. George Clooney'e yürüyeyim ben bir dedim. Eğer itin köpeğin Barzon'un tekiyse de kızı isteyip tazenin ağını almam dedim. Ertesi gün geldi bu. Kim geldi? George Clooney geldi. Kim geldi? Kadir abi dedi, ben dedi iş güç sahibi insanım dedi. Bu kızı da dedi Allah'ın emri peygamberin kabriyle isteyeceğim dedi. Ama babası çok ağır adam diyor dedi. Ondan sonra karizmasıyla bunun babasını ezecek bir dünür arıyorum dedi. Lütfen yuvamı kurmama yardım eder misin abi? Sendeki karizma kimseye de yok dedi. Baktım yaşlıca ama güzel bir insan. Tamam Kunuli deyince, abi teşekkür ederim, yalnız adım Kunuli değil Kuluni dedi. Kunuli deyince yanlış anlaşılıyor dedi. Tamam lan moruk dedim. Ertesi gün kızı istemeye gideceğiz. Beni evden almaya geldi bu. Baktım çikolata dandik. Nereden aldın bu çikolatayı dedim. Abi Tahtakale'den, toptancıdan, geçen kurbandan sonra aldım. Bayramdan sonra büyük indirim oluyor dedi. Dedim oğlum, hayatının aşkını babasından istemeye giderken çikolata mı alıyorsun? Yastıklar olsun. Git la şu pastaneden gümüş bir gondol al. İçine de yarım kilo bitter, yarım kilo sütlü çikolata dizdir dedim. O ne dedi? Abi çok teşekkür ederim. Biz ecnebi olduğumuz için bu yolları bilmiyor dedi. Neyse yaptık çiçeğe. Çikolatayı aldık, gittik kızın ailesinin kapısını çaldık. Buyur ettiler. Ben yolda George'a kızın babasını elini öp, başına koy. Anasını da elini öp. Sadece dudaklarını değdir ama başını koyma dedim. Aynen dediğimi yaptı. Kızın babası beni kenara çekti. Bu sığıra, bu Osmanlı terbiyeyi sen mi öğrettin? Babayı yedim dedi. Oo. Ben öğrettim dedi. Yoksam sen Elazığlı mısın dedi. Hayda. O nereden bildin? Ben de merak ettim, sordum. Evet Elazığlıyım, nereden bildin dedim. Ben milyar dolarlık adamım ama beni karizmasıyla atabilecek baba yiğitler bir tek Elazığ'dan çıkar dedi. Bu arada George Clooney de bizim fısıldaşmamızdan kullanmış. Tedirgin balık gibi bizi kesiyor. O ara kızın anası kocasını kenara çekti. Bir şeyler söyledi. George da beni kenara çekti. Ne oluyor oğlum? Aynen var ya, asmalı kodak gibi. Herkes birbirini kenara çekiyor. Ya ne bileyim ben, öyle oldu işte. Neyse George Clooney dedi ki, ya bunlar dedi karı koca fanfin ne konuşuyorlar. Göya kız istemeye geldik. Birleşmiş Milletler kulisine döndü evi dedi. O sırada kızın babası beni kenara çekti. Kızın anası da kenara çekti. Bak ya oğlum, bu nasıl iş? Ya öyle iş işte, ne bileyim ben ya. Neyse kızın babası değişti bana. Bizim hanım senin Elazığlı olduğunu öğrenince aman bizim bu kızı Kulini denen küflü pancara vereceğimize, bu Elazığ'ın yani yiğidin harman olduğu yerden gelmiş bu yiğide, bu Elazığlı yiğide verelim. Böyle bir damat bir daha denk gelmez. Gel kızımızı senin tahtın nikahına verelim dedi. Sen ne dedin? Kıza şöyle bir alıcı gözüyle baktım. Kız aşk mabudesi. Kız bana bir baktı. Pascal bu yaşıma geldim. İlk defa bir kadının bakışı altında yüzüm kızardı. Hadi be. Kız baktı diye kızardım. Hem de ne kızarma. Alplerin kızı Heidi gibi oldum Pascal. Elma yanak. Sonra abi?
Abi daha fazla toparlayamayacağım ya. Acaba bir ara versek, bir çay may mı içsek lan bro ha? Şitaks abi. Aragaz. Pascal. Bro. Şu an stüdyomuzda kim var? Tayran abi geldi abi. Hanımlar beyler, İstanbul gece aleminin kıdemli muhabiri, Acar paparazzisi, mekan dedektifi Taylan Yaylan abimiz stüdyomuzda. Taylan Yaylan abi hoş geldin. Tayran abi adamsın, boynuma dola. Evet Kadir'cim, şimdi sen bana polar kaşkol verecektin Kadir. Taylan abi yayına gelince veririm demiştin. Ver de boynuma dolayım. Pascal birine eşek arası soksun ya. Ne dedim ya? Pascal'cığım sen de bana montunun kenarı kürklü böyle kapşonunu verecektin. Ne oldu, getirdin mi? Getirdim abi. Naylona koydum otoparkçıda. Ondan ararsın. Canım yalnız bana vereceğiniz eşantiyonları otoparkçı abzere vermeyin bakın. İç ediyor onu. Hiç sevmiyorum ben onu. Sen Pascal'ı seviyor musun Taylan abi? Ay canım. Ben Pascal'ı çok severim Kadir'cim. Berlin nelerinde biz bununla az bir vakit geçirdik ya. Akşam saat 4 ile 7 arası indirim oluyordu. Biz bununla gidiyorduk, o saati bekliyorduk. Gazeteler beyterdik o zaman biz. Abi bak, ben hayatında Almanya'da gitmedin. Uçakla bile üstünden geçmedin. Taylan abi artık konumuza geçelim. Bu aralar İstanbul'a açılan yeni bir mekan var mı abi? Var tabii Kadir'cim, olmaz olur mu? İstanbul cemiyet hayatının tanınmış ailelerinden Ayağı Tekili ailesinin gelini Şahende Ayağı Tekili 15 yıllık kocasının aralarında tabii böyle bir süredir devam eden soğukluk sonucu al şu birkaç milyon doları benden uzak ol ama işte tutma git lokanta aç, spa salonu aç, ne halt edersen et diyerek verdiği parayla Kurtçeşme'de bir Japon restoranı açtı. Parayı niye vermiş? Oğlum varlıklı ailelerin mantalitesine bizim aklımız ermez ki, boş ver. Evet Taylan abi, Japon restoranı diyordun, adı ne? Mekanın adı Zıkkım Ye. Zıkkım Ye. Böyle Kadir. O nasıl mekan adı ya? Şimdi tabii mekanın menüsünü görünce adını neden Zıkkım Ye olduğunu anlıyorsun Kadir'cim. Abi anlat biraz, dene bakalım biz de anlayalım. Vallahi Kadir'cim, midilli t***den Japon böreği, canlı ahtapot, ördek gagası sote, köpek balığı s***den eti çorba. Tabi bunlar mekanın spesiyalleri. Abi kim yer bunları? Şu an Etiler, Levent, Bebek ve Kuruçeşme sosyetesi mekanın önünde kuyruk olmuş durumdalar. Abi demek insan çok zengin olunca ezogelin çorba, yayla çorbası falan kesmiyor onları ya. Ha? Kadir'cim tabi ayrıca mekanın sahibi Şahende Ayağı Sekili garsonları böyle nice kılığında servis yaptıraraktan tabi değişik bir ambiyans sağlamış. Dekorsa Ancinsan'ın evi şeklinde böyle döşendiği için oturacak yer yok. Tahtların üstünde böyle oturmaktan diz kapaklarını eline alıyorsun. Çok değişik bir ambiyans ama. Peki abi gece kulübü var mı? Gece kulübü ambiyansı artık bitti Paskal'cığım. Şimdi Araplara yönelik eğlence mekanları var. Nasıl bir konsept? Şimdi böyle Paskal'cığım, bol nargile, içkiyi de masa altında soteden servis ediyorlar. Servisi deve üzerinde garsonlar gelip yapıyor. Tabii Kurtçeşme'den başlayarak da böyle bütün sahilde mekanlar bu konsept üzerine açılıyor. Hatta Portakal Yokuşu'nda böyle bedeviler için açılmış bir restoran var. Dekor çok güzel, çöl şeklinde. Servisi de kutup ayısı kıyafeti giymiş garsonlar yapıyor. Çok esprili bir mekan. Taylan abi çok teşekkür ediyoruz ya. Kadir'cim yalnız yılbaşı geliyor, ajanda falan gönderen olursa lütfen rica ediyorum, bak yavaş yavaş yaklaşıyor, bana sakla. Toplayıp emin önünde satıyorum, güzel para bırakıyorum. Olur abi tabii, ne yapacağız, saklarız, merak etme. Bir sürü ajanda geliyor. Pascal'cim sen de uçuş kartındaki birikmiş binleri bana verecektin, ne oldu? Öyle bir şey demedim, ne zaman dedim ya? Hay Allah, yediremedim. Şaka yaptım Pascal'cığım, biliyorsun ya ben seni çok severim ya. Ya senle var ya, Hamburg'da St. Pauli'deki saunalarda az masaj yaptırmadık ya beraber. Kadir ben bu adam döverim. Yavrum saçmalama, sen şiddete tövbe ettin. Etmedim ya, ne zaman ettim? Tüh, ben de yediremedim. Aragaz. Pascal. Kadir. Senin Instagram adresin ne? B numara 21, seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir. İngiltere kraliçesiyle aran nasıl? Abi bir süredir görüşmüyoruz. Çağırmıyor mu seni? Yok abi, aramıyor. Geçen gün var ya, WhatsApp'tan mesaj attın. What is your problem Elizabeth? Hala tek tek. Vallahi bak. Allah Allah. Pascal. Aldığım bir takım duyumlar var ama. Ne duydun?
Şimdi kardeşim çok hoşuna gidecek şeyler değil ama tabii dedikodu ya. Söyle söyle söyle. Ya bir dinleyicimizin sorusu da var, sana sormuş. Ne sormuş? Şimdi diyor ki benden duymuş olma ama Kraliçe Elizabeth ne Pascal'ın ne Drogba'yı benim ilacımı Gomis verdi diyormuş. Ne diyorsun abi diyor. Vay Elizabeth vay. Hani başkası yoktu? Hani bir tek bendim? Hani ben senin kara tavşanındım? Kraliçe sana kara tavşanın mı diyordu? Evet. Pascal, öyle bir durum var. Pascal şimdi bak şu an baktığın zaman Gomis yakışıklı bir arkadaş. Toprağım ya abicim. Zenci olsun, taştan olsun. Delikanlı çocuk. Ne diyorsun, arayalım mı kraliçeyi? Ara abi, sor bakayım. Arıyorum, arıyorum. Efendim İngiliz kraliçesini arıyorum. Çalıyor, çalıyor. Alo, ne Pascal'ı ne Drogba'sı benim ilacımı Gomis verdi dediği iddia edilen İngiliz kraliçesiyle mi görüşüyorum? Selamun aleyküm hacı kraliçe. Ben Aziz Şöptemir. Eski kralınız Pascal da burada kraliçem. Alo. Bak kızım, bu laftan doğru mu? Doğruysa söyle. Bak, bir daha karşıma çıkmam. Oo, baba hemen arabeske bağladım Pascal. Alo sayın kraliçe, nedir bu Gomis mevzu? Evet, evet. Aa. Ne diyor? Gomis diyor bir anlık hevesli hadi diyor. Pascal benim her daima kara davşanım diyor. Oldu, karşında kriz var. Sayın kraliçe çok affedersiniz. Siz bu Gomis'i ne zaman ele geçirdiniz de alıcı kuş gibi iman tahtasına çöktünüz ya? Evet. Evet. Hem de onlar. Aa, Allah Allah. Ne? Aa, ben bunu Pascal'a söyleyemem. Söyle abi. Bazı şeyler gün içine çıktın. Kraliçe diyor ki bu Gomis'in gol attıktan sonra aslan kaplan gibi pençe atarak sevinmesi diyor. Onu öyle terli ve vahşi vahşi görüşlü diyor. Benim hislerim bir gubardı diyor. MI5'i arayıp şunu apartıp bana getirin dedim diyor. MI5 diyor ondan sonra bir gece diyor Gomis'i Londra'ya kaçırdı diyor. Buckingham Sarayı'nın zindanlarında vahşi aslan yavrusu ve ateşli aslan terbiyecisi Fantastikos'u yaptık diyor. Ama her anında aklımda Pascal'la yaptığımız Çin malı ucuz lateksten diktirdiği kostüm yüzünden mantar olmuş Batman'le mantar tedavisi için gittiği hastanedeki kıdemli hemşire Fantastikos'u vardı diyor. Yemezler. Hayvan terli. Bu yanlara kalanı tok. Çin malı ucuz lateksten diktirdiği kostüm yüzünden mantar olmuş Batman'le mantar tedavisi için gittiği hastanedeki kıdemli hemşire Fantastikos'u ne oluyor Pascal ya? Ha? Abi ne bileyim ya. Bunun var ya beni solamış. Benden böyle acayip Fantastikolar istiyor. Sayın Kraliçe Pascal Gomis'le kurduğunuz alakaya çok bozuldu. Bak. Sezercik gibi oldu. Zebellak gibi zenci içe döndü. Ayıptır. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Pascal evet temelde ecnebidir ama sadakat ister ve sadakat bekler. Kadir, benim var ya bir tek sen anlıyorum. Evet tabii. Efendim sayın kraliçe. Hayda. Pascal lütfen şöyle cümleler kurma ya. Niye abi? Ne dedim? Beni bir tek sen anladın dedin ya. Kraliçe siz evlenin bence dedi. Ayrıca Pascal'ın benim Gomis'lerden kurduğum alakayı kıskanmaya hakkı yok diyor. Niye yokmuş? Ben onu Merkel'le olan dörtlü ilişkisini kıskanıyor muyum diyor. Ne oldu Pascal sustun? Abi yeter ya. Hadi kalk giderim ya. Pascal ne iş? Efendim sayın kraliçe. Pascal ne istedi? Merkel, siz, Pascal üçünüz. Aa, threesome. Abi Pascal, kapat ya. Pascal threesome ne ya? Kapat ya. Sen veda et. Ben kraliçeyle konuşuşunu bir öğreneceğim ya. Allah Allah. Neyse. Ha, tamam kraliçem dur geliyoruz. Hadi yarın görüşmek üzere. Paka paka. Bye.